AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop Edirne ziyaretinde bölge temsilcimiz Gökhan Tuzalı'nın Balkanlarla ilgili sorularını yanıtladı. Bütünüyle unutulmuş bir acılı dönemlerden sonra belki hicret ettiğimiz, bıraktığımız bir coğrafya olduğu için belki yani dönemlerin de psikolojisini belki bu manada anlamak mümkün. Bazen ben düşünüyorum belli dönemlerde, tabii çok yakın zamanlarda göç eden kardeşlerimizin irtibatları devam ediyor. Özellikle Balkanlarda akrabaları olanların irtibatları devam ediyor. Ama mesela 93 Harbi'nde gelenler, 1876-77'de gelenler, yine bakıyorsunuz Balkan Harbi'nde 1911-12'de gelenler ve bizim gibi mübadele zamanı gelenler, 24-26 arası gelenler, onlar biraz da o topraklara bir acıyla bakmışlar. Şimdi ben çünkü dedemlerden dinlediğim hatıralara bakınca, ki o da çok küçükmüş geldiğinde ama daha büyüklerimiz vardı. Onlardan Balkanlarla ilgili dinlediğimizde anlattıkları hep acıdır. Niye? 26'da gelmişler. Dön 10 sene geriye, Birinci Dünya Savaşı. 10 sene daha git, işte Balkan Savaşları'nın falan olduğu bir dönem. Bir 10-15 sene daha geriye git, işte Rus Harbi falan. Yani aşağı yukarı hayatları, işte bizim göçerken dedemin babası orada bir müderrismiş. Aşağı yukarı 1870'lerin sonunda doğmuş. Yani demek ki Türkiye'ye geldiğinde bir 40-45 yaşlarındayken geldiğinde bütün hayatı, bu 40 senenin hepsi orada bir acılarla geçmiş bir dönem. Çete hareketleri var vesaire falan. Yani gelenlerin psikolojisini de anlamakta ben zorlanmıyorum doğrusu. Yani böyle bir coğrafyaya içinde bir acıyla dönüp bakıyorlardı. Yeni gelenlerin, özellikle tabii akrabaları olanların da irtibatları uzun yıllar Türkiye'de. Orada Sovyet sisteminin uzantısı rejimler olduğu için o zaman bir hürriyet yok. Gidip görme, görüşme imkanları yok. Türkiye'nin de böyle bir ilgisi, alakası bu bölgeye olmamış. Bu ilgi alakayı böyle bir siyasi gerekçelerle düşünmek, yorumlamak yanlış olur. Buna gerek yok. Bu insani bir şeydir bu. Yani akrabalarımız var. İşte bizim mesela dedemin babası falan gelirken Gevgili'den yani belki o günün şartları içerisinde yine arazileri mesela satmamışlar. Kiraya vermişler. Niye? Bunlar geçici dönemlerdir. Bunlar işte düzelir. Bu bölgede yaşanmış şeyler. Daha sonra tekrar geri döneceğiz, yerleşeceğiz düşüncesiyle buraya gelmişler. Yani böyle bir tabloda bu bölgelerde özellikle önce 90'lardan sonra o rejimlerin yıkılmasıyla beraber daha nispeten bir hürriyet ortamı ortaya çıkıyor. Türkiye'de de tabii bunu açıkça söyleyelim. Bütün Balkanlarda yaşayan kardeşlerimizle gidip geliyoruz, sürekli görüşüyoruz. Onlar da bunu açıkça söylüyorlar. Hangi görüşten olursa olsun, hangi kökenden olursa olsun, yani Türk olsun, Arnavut olsun, Boşnak olsun fark etmez. Hepsi söylüyor. Yani AK Parti iktidara geldikten sonra 2002'den itibaren Balkanlarda bir farklı hava var. Her bakımdan, yani oradaki bizim eski eserlerimizin, oradaki kültürel varlığımızın yeniden ihya edilmesi, yapılması, canlandırılması, camilerden, çeşmelerden, eski binalardan, çarşılardan, tut da mezarlıklara kadar. Bunun dışında ayrıca orada yaşayan kardeşlerimize çoğu ekonomik şartlar bakımından çok iyi durumda değiller. Köylerde, kasabalarda değiller. Onlara belki ekonomik bakımdan da yardımcı olacak hususlar da var, yapıyor Türkiye'de TİKA. Allah razı olsun demekten başka bir şey, söz kimseye yakışmaz. Ama bakın sadece köylerde Avrupa Birliği'si olmayan ülkelerde yatırımlarını yapabiliyor. Onu söyleyeceğim. Yani burada mesela bazı köylerde arıcılık öğretiyor. İşte temiz suyu olmayan köylere temiz su, içme suyu getiriyor falan. Yani sadece bir inşaat, imar işi değil. Aynı zamanda dediğim gibi yani o da insanlara, topluluklara faydalı olacak işler de yapıyor. Bunların çoğaltılması lazım. Tabii burada TİKA bir öncülük yapıyor. Onun arkasından burada orayla gönül irtibatı, akrabalık bağı bulunan hali, durumu müsait kardeşlerimizin o bölgelere bakması, dönmesi lazım. Bu insani bir hadisedir. Bu ilişkilerimizi o anlamda genişletmek, güçlendirmek lazım. Tabii burada Avrupa Birliği ülkesi olmayan yerlerde TİKA o biraz uluslararası ilişkiler konusu tabii. Devletler arası ilişkilerde belki bir imkan sağlanırsa bunlar olabilir.
Ama bunun dışında da sadece ben TİKA'yı bir örnek olarak verdim, hükümetin bir öncülüğü olarak. Ve kaldı ki sadece Balkanlara da değil, Afrika'ya, ondan sonra Orta Asya'ya, birçok ülkeye TİKA'nın bu şekilde şeyi var. Bütün bizim soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, akrabalarımızın yaşadığı her bölgede TİKA var her zaman. Eski Osmanlı coğrafyasında. Bu da değil, artık iş imkanları da ondan sonra işte yolculuk, seyahat imkanları da açıldı. Bakımdan bu ilişkilerin güçlendirilmesi lazım ve onu sevinerek de görüyoruz, güçleniyor zaten. Gidişler, gelişler arttıkça, imkanlar arttıkça oluyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Esenler.